Vesveselerimiz var mı? Şüphelerimiz var mı? Abiler bakın hayatımızda sünnet i eksik? Kılık, kıyafet veya adab nevindeki sünnetlerden bahsetmiyoruz. İtikattan başlayan bir programdır sünnet i Hayatın tabiri caizse öğretisinin temelidir sünnet i niye? Kılık, kıyafet yani dışa vurumu sonrasıdır. Sen eğer iç dünyanı inşa edemedin mi dışa yansıyan kılık, kıyafet ilerleyen zamanlarda seni muhafaza edemez, etmiyor. Örneği bu zamanın insanlarına bakarsanız görürsünüz bizlere bakın yani. Arkadaşım ölçülü adam olacağız ya. Konuştuğu zaman ölçülü konuşan, güldüğü zaman ölçülü gülen, ticaretinde yalan söylemeyen, evinde eşiyle adam gibi geçinen iyi bir insan olacağız. Ha, Müslüman bu işte. Din yalnızca mescitte ve medreselerde yaşanacak dikkat değildir. Hayatın hayatıdır. Hayatın içerisinde dini sokmadığımızda böyle işte madde planında geri kalırız. O yüzden her ne iş yapıyorsak yapalım nübüvveti esas yapmamız lazım. O işteki manevi derinliği yakalamamız lazım ama o manevi derinliği yakalamak için de böyle yerlerde böyle işlerle uğraşmamız lazım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala rasulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Evet hoş geldiniz. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Konumuz hayatın pusulası sünnet. Sünnet-i seniye derslerine devam ediyoruz. 3 tane ders oldu bu 3. dersimiz sünnet-i seni hakkında. İlk dersimizde sünnet ile tevhid arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışmıştık. Yani aleyhissalatü vesselam bize ders vermiş olduğu ahvaliyle, efaliyle, akvaliyle yani sözleri, halleri ve fiilleriyle ders vermiş olduğu uygulamalar hepsi sünnet-i seniye dairesine giriyordu. Ve ana tema burada bu hareketler içerisinde, bu tavsiyeler içerisinde Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakan noktaları ders vermekti. Yani mesela biz diş fırçalarken aslında Cenab-ı Hakk'ın ismi kudüs Kuddus esmasına anedarlık yapıp kendi noksaniyetimizi anlayıp o noksaniyetle Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyorduk ve sünnet-i seniyedeki en üst mertebe buydu. Diğer bir noktadan da ikinci dersimizde sünnet-i seniye noktasında işlemci olarak bakmıştık. Yani Ali Sayyidü vesselam Kur'an'la vermiş olduğu bazı hakikatleri bize adeta yüklemesini Kur'an vasıtasıyla yapıyordu. Dolayısıyla bu zamanda bu yüklemeyi doğru yapamazsak fiillerimizi hiçbir zaman istikameti bulamayacağımızı ders vermiştik. Hatta özellikle yani geçen hafta ben yoktum. Bir önceki haftaki derste bunu ifade etmiştik ya. Bugünün hasreten şimdi yine böyle cinayetler başladı. Özel bir sanki sistemli şekilde aynı anda birkaç hadise oluyor. Bu hadiseler içerisinde şunu görüyoruz. 100 seneden beri ekilen tohumlar şimdi neşvinema bulmaya başladı. Şimdi daha önce de söyledim. Haberlerde böyle Bakıyorsunuz çok gözyaşı döken insanlar var. Haberciler, haber spikerleri. Kimsenin hiç hissiyatını bilemem ama şunu ben çok iyi biliyorum ki bu sistemin banisi, bina edeni onlardı. Onlar da bu işin içerisinde. Dolayısıyla fikri evveli, amelin ahiri. Öyle bir fikir yüklediler ki, öyle bir hayat yüklediler ki bu hayatın neticesinde zaten bu olmazsa olmaz bir neticeydi. Dolayısıyla bu neticenin devamı gelecek mi? Bu, devamı, bu neticenin devamı gelecek eğer ıslah olmazsa. Ha, Allah muhafaza etsin. Bize bakan noktası ne dediğimiz? Eğer bize dinimizi, sünnet-i seniye de ifade edilen dinin hakikatını kendimize tahkiki bir şekilde, iyi bir şekilde yükleyemezsek aynı fiiller bizde de kendini gösterecek. Şimdi ona değineceğiz. Yani din dediğimiz hakikat beşeriyeti ıslah projesidir. Aleyhisselatü Vesselam o ıslah projesinin en kemal manada ifadesidir. Yani Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın mütecessim şekilde hayatlanmış halidir. Yani hulü Kur'an diye ifade ettiğimiz, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış. Yani Kur'an bir insan üzerine nasıl gözükür dediğimiz, onu Aleyhisselatü Vesselam çok net bir şekilde, rahat bir şekilde ders verebiliriz, gösterebiliriz. Muktedai küldür. Yani her noktada iktidar edilecek yegane zat Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla bu noktada bize düşen o hakikati yükleme noktasında azami gayret göstermek. Yani bunu yapabildiğin nispette o hayatın numuneleri, istikameti bizlere de ne yapacak? Kendini göstermiş olacak. Şimdi bu derste sünnet seniyenin hayatımız içerisindeki tatbikatı, faydalarını anlamaya çalışacağız. Yani sünnet deyince şunu yapmak sünnet, bunu yapmak sünnet gibi ifadeler veyahut öğretiler hepsi siyerde geçiyor, fıkıhta ifade ediliyor. Zaten bunların birçoğunu biliyorsunuz. Zaten sünnet-i seniyenin tamamına vakıf olmak, onu tamamını yaşamak ancak ehas havasa. yani çok böyle yani anlayacağınız bir tabirle ifade edeyim. Çok üst segmente insanlara mahsus bir hakikat. biz ne yapacağız? Karınca karınca. E, buna uymaya çalışacağız. Ama en net noktada, tatbikat noktasında ne faydası olacak bize sünnet-i senin dediğimizde? Yani tevhidi ders verdik, işlemciyi ders verdik. Şimdi hayat tatbikatı noktasında bir tane numune, bir iki numune vermeye çalışacağım. Dersi o şekilde inşallah bitirmeye çalışacağım. Bu ders şu ayetin bir nevi tefsiri olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Lekat ekum rasulun min enfisikum azizun aleyhi ma harisun aleykum bil müminine raufun rahim. Yani size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli, çok merhametlidir. Tevbe suresinde geçen 128. ayetin bir nevi tefsiri yapılacak. Ve bu ayet-i kerime içindeki benim en çok dikkatimi çeken noktadan bir tanesi de bu. Size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki. Yani bu bizim için çok önemli bir tabiri caizse hedef ve aynı zamanda bir övünç meselesi. İçimizden bir peygamber gelmesi aleyhissalatü vesselamın hani daha önceki derste ifade ettiğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın insan diye ifade edilen böyle bir projesi var. Teşbih tahtı olmaz yani tahayyülü küfür küfür değildir. Cenab-ı Hak melaikeye bütün varlıklara insan diye bir profilde müthiş bir proje çıkardı. Meleklerin seyirci etmiş olduğu hakikat bu. Ve bunun Varlık sahasında numunesi kimdir dediğimizde bizim içimizden aleyhissalatü vesselam en kemal manada, en üst seviyede bunu ne yaptı gösterdi elhamdülillah. Dolayısıyla bu noktada övünç duyacağımız eşref-i mahlukat, medarı iftarımızdır aleyhissalatü vesselam. Ha, diğer bir noktadan da bizim için bir hedeftir. Dolayısıyla dini böyle melaike gibi robotik bir şekilde yaşanacak bir itikat olmaktan çıkartıp tatbikat sahasında Mümkün kılan ve bize bunu ders veren bir zattır aleyhissalatü vesselam. Yani ben ne yapacağım? İş mi yapacağım? Ticaret mi yapacağım? Evleneceğim hanımımla olan bir bahşeretimde, işte e, işçi çalıştırırken bir bahşeretimde, komşuların bir bahşeretimde, bir bahşeretimde, oturma kalkma her noktadan. Yani yatak odasından tutun affederseniz ta ki tuvalet adabına kadar hiçbir nokta yoktur ki hayatında bunun numunelerimize göstermesin, ders vermesin. Yani hep söylüyorum bu kadar şeffaf yaşayabilen, bu kadar şeffaf yaşayıp da istikameti hiç bozmayan bir tane insan bulamazsınız. Değil mi? Şimdi bize birçok önder diye lanse edilen, ondan sonra hedef gösterilen insanların hayatının biz birçoğunu ulaşamıyoruz, göremiyoruz, engelleniyoruz, kanun, kanunla korunuyor. Niye? Çünkü oralara girdiğin zaman büyük sıkıntılar var. Bırakın onları bunları, ben kendime soruyorum, siz de kendinize sorabilirsiniz. Gerçekten hayatımız her anıyla istikametle gidecek bir hayat mı? Mesela evinize bir kamera koysak net bir şekilde canlı yayında izletebilir misiniz hayatınızı? Ben izletemem. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı her noktadan açık. Yani bakıyorsun ki affedersiniz defi hacet yaparken, eşiyle birlikte olurken, yürürken, yemek yerken, kızarken her noktada hep numune göstermiş ve kayıtlara girmiş. Yani ne demek bu? Diyor ki ben yaşayan bir Kur'an'ım. Benim hareketlerimde istikametsizlik olmaz. Heh, bu da bana ne şey veriyor? Büyük bir ondan sonra rehberlik noktasında büyük bir sen söyle hedef koymuş oluyor benim için. Şimdi hem madem Halik'imiz bize en büyük muallim ve en mükemmel üstad ve şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru rehber olarak Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ı tayin etmiş. Bakın en mükemmel üstad, en büyük muallim yani öğretmen, en mükemmel üstad, şaşırmaz ve şaşırtmaz en doğru bir rehber. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ı tayin etmiş. Şimdi burada ekstra bir noktayı değineceğim. Üstad Hazretleri Risale'nin içerisinde Aleyhisselatü Vesselam'ı çok çeşitli vasıflarla vasıflandırmış. Risale'nin içerisinde çok acip vasıflar var. Ama benim en çok dikkatimi çeken vasıflarla bir tanesi de böyle zaman Sayın Üstad Hazretleri getiriyor getiriyor Muhammed-i Arabi diyor. Getiriyor getiriyor Muhammed-i Arabi diyor. Arabi diyor. Neden? Bakın her noktadan yapılan bir tecdit var. Özellikle son yüzyılda bize en çok kötülenen ırklardan bir tanesi Arap ırkıdır. Dikkat edin o yeşil çam diye ifade edilen ondan sonra sektör okullarda bize adeta kafamıza çakılan o yalan tarih ve maalesef ve maalesef o yalan tarihin öğretileriyle beraber dilimize yapışan bazı kelamlar ile biz Arap düşmanı olduk. Köpeğe Arap ismini taktık haşa. Mesela siz buradan bir Almanya gitseniz, bir tane Alman'ın, Köpeğine Türk de isimlendirdi görseniz, Türk gel, Türk gel aşağıda ne kadar rahatsız olursunuz değil mi? Ya da Kürtseniz, Kürt gel, Kürt gel dese. Yani buradaki Türklük, Kürtlük meselesi ayrımı için söylemiyorum. Ama meseleyi anlayın yani. Arap diye, mesela Arap saçı değil mi? Mesela gidiyorsunuz, affederseniz böyle bazı haşeratlara işte kara bilmem ne, anladıysam Arap olayım gibi ifadeler. Bakın ne kadar sistemli şekilde. Sorsanız ya Araplar bizi sattı. Sanki İngilizler bağrına bastı. Yani Araplar içerisinde belki Arap olmayan, hala Arap olmayan birçok insan var. Yanlış yapan, istikameti bozan. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Arabı sevin çünkü ben Arap'ım ve Arapça geldi. Zaten ümmet içerisinde hangi ırk olursa olsun onu kendine düşman adleden, Türk, Kürt, Arap üstünlüğünü taslayan ve diğer ırkları aşağı gören Kur'an'ın rahle tedrisinden geçmemiş, aleyhissalatü vesselamın ümmeti olamamış kişidir. Bakın bu net söylüyorum. Tekrar edeyim. Ümmet içerisinde olup, Müslüman olup, ister Arap, ister Türk, ister Laz, ister ondan sonra Kürt, hangi ırk olursa olsun, bir ırkı kendinden aşağı gören veyahut da bir ırkı ırk noktasında yücelten insan, Kur'an'ın rahle-i tedrisinden geçmemiş, aleyhissalatü vesselama ümmet olmamıştır. Ha ben Türk diliyle nasıl övünürüm? Türk milleti bu millet bu e, İslam'a 500 yıl hizmet etmiştir. Allah ebeden razı olsun derim. Tamam, güzel. E o Türk milleti içerisinde de halâzı zaten Osmanlı'nın genel coğrafyasını biliyorsunuz. Bilmeyenler de e, Çanakkale mutlaka gitmişlerdir de gitsinler. Oradaki mezar taşlarında yazılan mezar taşlarına baksınlar. Birçok Kürt vatandaşın, birçok Türk vatandaşın, birçok ondan sonra Arnavut, birçok ondan sonra Arap milletin tek bayrak altında ümmet için savaştığını görürler. Ne yapmış Cenab-ı Bayrak tarlık nasip etmiş. Elhamdülillah. Ondan hariç herhangi bir üstünlük maalesef kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bu yerleştirildi mi? Yerleştirildi. İnnemel mü'mine ihvatun ayeti var mı? Var. Sen bunu kabul ediyor musun hayatında? Reddediyorsun. Niye? Kendi ırkını üstün görmek, diğer ırkları ondan sonra aşağı görmek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cahiliyetten kalma asabiyeti milliye diyor buna. Milliyetçilik damarı. Çok tehlikeli bir damar. Avrupa içimize atmış bizi bölüp görüş etmiş yani. Bundan kurtulmamız lazım. O yüzden Üstad Hazretleri bunu çok nazara verir. Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam. Buna edeceğiz. Şimdi böyle bir rehber var. Şimdi ben bu rehbere neden ihtiyaç duyuyorum? Şimdi ona izah edecek. Diyor ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inne fesade ümmeti فَلَهُ اَجْرُ مِعَتٍ şehit. Yani fesat ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Burası çok önemli. fesat ümmet ne demek? Şimdi fesat ümmeti ikiye ayıracağız. fesat ümmet. Yani ümmetimin karıştığı zamanlar. Böyle tabiri caizse doğruların, yanlışların iç içe girdiği, hakla batılın yan yana geldiği bir zaman. Yani gerçekten de Müslümanlığın yaşanabilirliğin azaldığı, yaşayanların bile zorlandığı, bir zaman. Bu zaman. Yani aslında bu zamanı söylüyor. Bu zamanda bu fesadı ümmet tabirini ikiye ayıracağız. Bir afaktaki yani bizim hariçteki dünyadaki fesat ne demek dediğimizde umumi günahlar. Bakın şu anda dikkat ederseniz öyle günahlar işleniyor ki geçmiş ümmetleri helak eden bütün günahlar bu zamanda çok ciddi olarak maalesef işleniyor. Ben bugün hatta bir yazı paylaştım. İçinde bulunduğumuz zamanın maalesef dehşetinin farkında değiliz. Şu zamanda artık geçmiş ümmetleri helak eden bütün günahlar aşikare ve teşvikane ne yapılıyor? işleniyor Ve biz farkında olmadan sosyal medya vasıtasıyla, televizyonlar vasıtasıyla böyle günahlara iltizamen ve iltihaken taraftar oluyoruz. Ve diyor yine başka hadiste buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bir kişinin günahı bir kalmayacak belki milyonlara ulaşacak. Üstad Hazretleri bu hadisi tevil ederken diyor ki nasıl böyle bir insan bir anda bir tane milyonlar günahlara ulaşacak? Ha bunun diyor bir numunesini ben radyo diliyle gördüm diyor. O zamanki 1930'lar en ileri teknoloji radyo. Televizyon bile yok yani. Radyoyla diyor işte o radyoda sefaat ve evesata dair şarkıların paylaşılmasıyla diyor. Bir anda giren kulaklar sayısınca günahlara ne olur? Masal oluyor kişi. O yayını yapan. E şimdi biz ne yapıyoruz? Gün her türlü görüntüyü paylaşıyoruz. Her türlü sesi paylaşıyoruz. Her türlü şarkıyı paylaşıyoruz. Bak onları dinleyen sayısı kadar ne oluyor? Defteri hasenatına ne oluyor? Günah işleniyor. Şimdi bak bu kardeşler ben burada bir ders yapıyorum. Benim derslerim eğer ben ihlasa mazhar olmuşsam ki zor ama hadi olduğumuzu de dua edelim. Bu dersler izlendikçe sadakayı cari olacak. Ben ölsem de YouTube vasıtasıyla ne olacak? Devam edecek. Bu tezgah kim destek vermişse ondan sonra kim himmet etmişse ne olacak? Sevapları devam edecek. Ha bu noktada kardeşlerimiz işte kırpıyorlar, yüklüyorlar. Bunlar sürekli şekilde benden fazla kazanıyorlar. Bak ne oldu? Bir video bir video paylaştıkça sevap arttığı gibi günah ciheti de artacak. Hadi, sahil noktadan da mesela öyle günahlar işleniyor ki biz iltizamen ve iltihaken taraftar oluyoruz. Destekliyoruz izleyerek. İzleyerek. Oh çok güzelmiş diyerek. Bazı cinayetler oluyor diyorsun ki oh iyi yapmış diyorsun. Hop bütün o cinayetin günahı senin defteri hasenatına yazılıyor. Böyle dehşetli bir asırdayız. Şimdi böyle dehşetli bir asırda hem fiilen günahların hem itikadi günahların hat safhaya gelmiş olduğu bir asırda yaşıyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki son nefeste diyor bakın imanı hakkında defne yaprağı gibi titremeyinin akıbetinden endişe edilir. Yani çok ciddi bir korku içerisinde olmamız lazım. Yine Üstad Hazretleri şu buyuruyor ki 40 defiyattan 39'u kaybetmiş. Hatta birkaç tanesi kazanmış diyor. Diğerleri kaybetmişler. Yani tehlikenin boyutunu gösteriyor bize. Bunca tehlike içerisinde, bunca ondan sonra gerçekten de irkilmemiz ve veya teyakkuza geçmemiz gereken bir zamanda yaşıyoruz. Fakat biz ömrümüzü telefonlarda, videolarda, ondan sonra haberlerde vesaire işte de boşa boşa harcıyoruz. Ömür sermayesi gidiyor. İşte fesat budur. Fesat budur. Allah teyakkuz nasip etsin. Ve bidalardır afaktaki fesat. Yani dinde olmayan şeylerin dine sokulması. Peki enfüs dediğimiz, kendi hayatımdaki fesat nedir dediğimizde 3 tane ben nokta yazdım. Bir, hususi günahlar maalesef. Müptela olduğumuz, bırakamadığımız günahlar. İki, kalbi, hissi, fikri, dağınıklık. Yani düşünce sistemimiz darmadan, ondan sonra his dünyamız darmadan. Yani bir Müslüman profili düşünün. Aleyhissalatü vesselam yüzünden tebessüm eksik olmuyor. Dikkat edin bizde bak üçüncü şey ölçüsüzlük. Biz ya haddinden fazla gülüyoruz ya da haddinden fazla somurtuyoruz. Ya haddinden fazla seviyoruz ya da haddinden fazla düşmanlık besliyoruz. Ölçü yok. Darmadağın olmuş. İkili mübaşeretlerde hele ki bakın bu zamanda hep söylüyorum. Kesinlikle ki zaten dinen caiz değil de hani kendinize halk halk yani insanlara beğendirmek ve onları dost edinmek için uğraşmayın. Bu çok büyük bir küfürdür. Tamam mı? Hadi bunun için niyetlendiniz ben size tehlikesini söyleyeyim. Bu asır ölçüsüz insanların asrı. Dolayısıyla arkanda duran yarın bir adım sonra karşına geçer. Abim benim, canım abim der. Yarın karşına geçer der ki bu hain abim hain der. Ya dün abimdi, bugün nasıl hain oldun? Bu ha, ölçüsüz. Şimdi sen bu asrı insanına kendini beğendirip yanına çekmek, onlar bana şirin gözükmek. Hiç uğraşmayın. Hiç çok tokadını yemişim he. Bak söylüyorum. Tamam mı? Hiç işiniz olmasın. Hakkı razı edin yeter. Zaten Cenab-ı razıysa ne yapar? Hikmeti iktiza ederse halka da ne yapar? Sizi sevdirir. Ama bizim işimiz o değil yani. Evet. Peki devam. Şimdi bunun karşılık noktasında, üstadın hayatında sünnet-i önemine dair bir nokta. Hayatından bir ölçü verecek bize. Diyor ki bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefse emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakayık içerisinde yuvarlandılar. Şimdi dikkat ederseniz bir tane tabir kullandı. Eski sayık ve yeni sayı. Şimdi insan hepimizin içerisinde var olan bir hakikattır bu değişim. Bakın ben değişiyorum. Alem değişiyor. Çevrem değişiyor. Dolayısıyla bu değişime karşı İman dediğimiz hakikatin güncellenmesi lazım yoksa bunca değişim içerisinde biz meseleleri çözemiyoruz. Telefon örneği vermiştim yine hatırlatayım teknoloji üzerinden elimizde çok oynadığımız şeyler ya bunlar. Telefon uygulamaları, telefonun versiyonu arttıkça güncellenmiyor mu? Güncelleniyor. Peki sen güncelliyor musun? Güncelliyorsun. Güncellemezsen ne olur? Açamıyorsun uygulamayı. Uygulama yanıt vermiyor belli zamandan sonra. Doğru mu? Doğru. E şimdi sen değişiyorsun, hadisat değişiyor, çevre değişiyor, ailen değişiyor. Bir sürü şey değişiyor ve sen bütün bu değişime karşı kıl beşi, yaşı, karıştırma işiyle din yaşıyorsun. Şimdi bu dinle hayatına ne katabilirsin? Hayatına nasıl bir yön verebilir bu din seni? Ha sen dersin ki din kıl beşi, yaşı, karıştırma ben namazımı kılarım etliye sütliye karışmam dersen ha onu öyle olmuyor bu iş. Olmuyor yani illaki ticaret yapacaksın. Hanımınla bir bağışlet kuracaksın, komşunla bir bağışlet kuracaksın. Hayata bakan noktada itikadın libası olan, bakın itikadın libası olan hayat sahasında error vermeye başlıyorsun. Peki iman saadeti dareyini netice verir. Yani iki cihan saadetini netice verir. Sana bu hayatta istikameti ve saadeti vermeyen bir iman, bir din. Sana ahirette cennette hedeflemiş olduğun şeyi vermesini bekleyebilir misin? Aleyhisselatü Vesselam böyle bir hayat mı yaşamış? E işte Üstad Hazretleri de kendi dünyasında eski, eski sayıdan yeni sayıda çıkma bir de evreyi anlatıyor. Ya bunu ne yaşamış? Önemli değil. Böyle bir evreyi hepimiz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan. Yani bir rehber arayışında mıyız? Evet. Şimdi rehber arayışı çok önemli. Bakın burayı hemen bir analiz edelim beraber. Şimdi peygamber dediğimiz zatın hayat sahasındaki çok önemli bir vazifesini anlatacağız burada. Tamam burası çok önemli. Bakın dindeki nübüvvet numunelerini zikredeceğiz. Şimdi kalkıyorum ve size hep izahta bulunacağım. Şimdi bugün alem İslam olarak madde planında çok geriyiz değil mi? Ben şimdi geçen hafta Hollanda'daydım. Allah razı olsun çok güzel bir cemaat var. Size de selamları var. Rotterdam'da, Amsterdam'da dersler yaptık elhamdülillah. Gerçekten biraz da nizam ve intizama birazcık hassas ve merakım olduğu için de yani her giden bir e, Türk gibi klasik ya abi harbiden de adamlar yani işte nizam intizam harika falan diye böyle şaşırıp kalıyorsun. Halbuki nizam ve intizam dedin hakikati sana Kur'an ders vermiş, sünnet-i seniyye ders vermiş. Adamlar senin senin malını senden hırsızlamışlar. Hayat noktasında bunu tatbikatını yapmışlar. Gerçekten de yaşam kalitesi olarak bizden fersa fersa ilerdeler yani. Gerçekten ilerdeler. Yani madde planında uçmuş adamlar yani. Ya bunu ya teknolojik algılamayın yani. Yaşam kalitesinden bahsediyorum. Yani bisiklet yolundan tutun kaldırımından tutun mesela adamların mazgalları asfaltla aynı izada ya. Gerçekten çok şaşırdım. Normalde bunu yüksek olması lazım dedim. Yani bu yanlış yapmışlar herhalde. Meğerse bizimkiler yanlışmış yani. Ya yani bizimkiler üste yapıyorlar. Onlar izada yapıyorlar. Böylece yerde su birikmiyor. Hep yağmur olan bir yerde su yok yerde yani. Bisiklet kullanıyorsun, ıslanmıyorsun. Biz de arabayı yıkat, ondan sonra çık yola, eve gel, ondan sonra araba verdiğin para çöpe gidiyor yani. Motorda da aynı sıkıntı yaşıyorsunuzdur değil mi? Ya bu nedir işte? Abi bakın kalite noktasında adamlar kanuniyet okumuşlar. Şimdi bu adamlar bunu nereden okudular? Bir liman tarafına gittik böyle. Böyle arkadaş beni gezdiriyor işte yürüyüş mesafesinde bir yerde. Baktım bir gemi geçiyor işte böyle şey taşıyor. Ne derler böyle büyük bir konteyner taşıyor senin Dubai'den getirdiğin ballar gibi konteyner konteyner geliyor ondan sonra Kaan abi. Baktım yani gemi. Sonra Kur'an-ı Kerim'i açtım. Dedim ki gemilerle ilgili ne ayetler var? Hayat safhasından okuyorum. Diyor ki biz size diyor gemileri ve nehirleri işte, taşıma ile ilgili bir ayet kelimesi paylaşmıştım yani. Bakın biz o hakikati Kur'an'dan Nuh Aleyhisselam vasıtasıyla ders alıyoruz. Doğru mu? Ve gemicilerin piri Nuh Aleyhisselam'dır. Fakat biz bunu almışız. Ah be Nuh Aleyhisselam ne gemi yapmış be. Nereye oturdu acaba gemi? Nereye hangi cüdye mi oturdu? Oraya mı oturdu? Ben dedim ki Hollanda'ya oturmuş. Niye? Madde planında adamlar topu topu 18 milyonluk ülke. Avrupa'nın en büyük 4 tane limanından 3'ü onlarda. Dünyanın en büyük 3 limanından bir tanesi onlarda. Ve Avrupa'nın bütün ihracat sistemini orada adam koordine ediyor. Neyle? Gemiler vasıtasıyla, limanlar vasıtasıyla. Yani Kur'an'ın ders vermiş olduğu madde planındaki uygulamayı yapıyor mu adam? Yapıyor. Almış mı? Almış. Hayatında kullanmış mı? Kullanmış. Muvaffak olmuş mu? Olmuş. Çünkü burası kudret diyarı. Şey, e hikmet diyarı. Cenab-ı Hak çalışana veriyor. Sen ne yapmışsın? Oturmuşsun. Acaba Nuh Aleyhisselam'ın gemisi nereye oturmuş? Cüdiye mi oturmuştur? Azerbaycan mı? Buna mı oluşmuş yani? Ya dön yine Davut Aleyhisselam'ın mucizesi. Diyor ki demir yumuşatma mucizesi var. Ayette geçiyor. Kıtır diye ifade edilmiş ayette. Sen almışsın bunu sevinmişsin. Ya Davut Aleyhisselam demir böyle alıyormuş biliyor musun? Yumuşatıyormuş. Sen ya, tamam mı? Davut Aleyhisselam o peygamber yani mucize. Sen bununla uğraşmışsın. Alman demiş ki bu demir nasıl yumuşatıyor acaba? Sonra bakmış ki bin santigrat derece vurdum ben bu demir yumuşatırım. Yumuşatmış, araba yapmış, makine yapmış. Dünyanın en güçlü ağır ekonomi sanayisine, sanayi ekonomisine sahip olmuş. İki tane dünya savaşı görmüş hala sen adamın sisteminde adama yalvarıyorsun. Gel bana bu da araba fişi, fabrikası aç diye. Yani ne demek? Peygamberler yalnızca manevi olarak rehberlik yapan insanlar değil, maddi noktadan da rehberlik yapan insanlardır. Nüvet makamını iyi anlamamız lazım. Bugün biz Gazze'de niye tok atıyoruz? İsrail'in madde planında yapmış olduğu yatırımlarla bak ne oluyor? Bugün milyarlarca Müslümanı ne yapıyor? Dinlemiyor. Orayı bombalıyor, buraya bombalıyor. Şimdi sen ne yapıyorsun? Teknolojiyle birazcık emanet olmaya başladın. Hop öksürmeye başlıyorsun. Adam artık duruyor. Bakıyor. Eskiden seni de buldozer gibi ezerdi. Şimdi ne yapıyor? Duruyor. Çünkü bak sen de başladın demiri yumuşatmaya. Ey Müslüman. Aklını kullan. Rütbeyi vermiş Cenab-ı Hak sana. Din yalnızca mescitte ve medreselerde yaşanacak bir kat değildir. Hayatın hayatıdır. Hayatın içerisinde dini sokmadığımızda böyle işte madde planında geri kalırız. Sonra zikir çekecek yerlerimizde bombalarlar. Orada temas eder o mesele. O yüzden her ne iş yapıyorsak yapalım, nübüvvetir esas yapmamız lazım. O işteki manevi derinliği yakalamamız lazım ama o manevi derinliği yakalamak için de böyle yerlerde, böyle işlerle uğraşmamız lazım. Bütün gün telefonla izleyerek, dizi izleyerek o manevi derinliği yakalamayız. O da ayrı mesele. Şimdi insana geldik. Ben, yani insan, varlık sahasına geldiğinde, varlık sahası içerisinde hayatlı bir başarı kurdurmaya başladığımda ben hayatta anca bu kadar görebiliyorum. Ve insanın bir hususiyeti nedir? ilim ve dua ile bu dünyada tekamül etmek için gelmiştir. Yani ben sürekli öğreniyorum ve sürekli dua ediyorum. Bu duayı yalnızca el açmak olarak algılamayın. Bir işi yapma duası. İşte ben bugün yemek yaptım. Yemek yapma duasında bulundum. Duam kabul oldu, yemek oldu. Hep dua ediyoruz. Fakat bu iş bir yere kadar geldikten sonra ben artık daha üst bir akıldan yardım almak zorundayım. O zaman devreye kim giriyor? Anne, baba, öğretmenler, değil mi? Arkadaş Hatta hatta şu anda şey var, yaşam koçları. Yaşam koçları ne yapıyor biliyor musunuz? Size yön gösteriyor, tavsiyede bulunuyor ve sizde bazı gizli olan, sizin bile farkına varmadığınız yönlerin tespitini yapıyor ve sizi oraya yönlendiriyor. Bakın peygamberler bunun en üst seviyesidir. Nübüvvet bir, insana bir gayi hayal koyar. Bakın gayi hayal koyar. Çok üst mertebede bir hedef koyar. Bu hedefin şeyi en zirve manası marifetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ı tanımadır. He, bu hedefe yürüyen bir insan için zaman çok kıymetlidir. Hele ki 24 saatlik zaman yetmez bu insana. Çünkü acayip bir hedef koyulmuş. O hedefe yürümesi lazım. Ulaşılması imkansız ama müthiş bir hedef olduğu için kendine celbeden bir hedeftir. Dolayısıyla bakın Ehlullah'a zamanlarını boşa harcamazlar. Zamanlarını adeta iki x ile yaşarlar. Bazı i̇mam Gazali gibi, işte i̇bn Arabi gibi birkaç tane daha vardı ismini unuttum. Yani yazdıkları esere bakıyorsun, hayatlarına bakıyorsun diyorsun ki bu çıkmaz, bu, bu olmaz diyorsun. Bu kadar hayattan 60-70 sene yaşamış adamın boyu kadar kitabı var ya. Öyle kitap da değil ben yani, koçum de bana Ford alayım sana al bir fort olursun Lord diye Google kitapları yazmamış yani. Bildiğin adam ilim patlatmış yani. Bugün hala insanlar o alimlerin kitaplarını okuyorlar. Ya arkadaş bu kadar kitabı nasıl yazdın? Ama öyle bir marifet derinliği var ki, öyle bir hedefe kilitlenmiş ki, tabiri caizse o kadar yoğun çalışmış ki Cenab-ı Hak zaman içerisinde zaman açmış. Abi bu nasıl olur ya zaman içinde zaman açılır? Bak ben sana kardeşim hayatta önleyi vereyim. imkansız seladir bu iş. 70 saniyelik kırmızı ışık. Bu ne ya? Oho böyle ışık mı olur ya? O ama ışık ya bu. Ya bir dakika 10 saniye. Bir dakika 10 saniye. Mesela futbolu izleyenler için. Karşı takım saldırıyor. Tamam mı? Gol yememen lazım. Bir dakika on saniye uzun geçmiyor mu? Veyahut da gol atman lazım. Kısa geçmiyor mu? Ne oldu? Zaman göreceli oldu mu? Sevinçli zamanlar hızlı geçip hastalıklı zamanlar uzamıyor mu? Veyahut da sıkıntılı zamanlar. Geceler değil mi? Ne yapıyorsun? Oh be bu gece bitmedi be diyorsun. Bak niye? Aynı gece. Zamanın iyi olması, göreceli olması hakikati vardır. Cenab-ı Hak zamanı ne yapar? Bahsteder. Genişletir. O yüzden marifetullah'a hedef tuttu mu nüvvet makamından ders alıp oraya yürümek için zamana zaman katarsın. Hayatını, tanzimatını ona göre yaparsın. Nüvvet bakın manevi sahada bunu ders verdiği gibi sünnet-i seniye noktasında da ne yapıyor? Hayat içinde rehberlik yapıyor. Bunu ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Şunu ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Her hayatından numunelerle sana bir kanuniyet yüklemesi yapar ve sen o kanuniyet yüklemesiyle hayatını istikamet içerisinde geçirirsin. Mucizeler eliyle de ne yapıyor sana? yine maddi rehberlik yapıyor. Mucizeler arkasında gösterilen hedefleri. Sana diyor ki Cenab-ı Hak evamirimi, evamiri tekminimi itaat edersen, çalışırsan ulaşabilirsin. Ha sen elinle demir yumuşatamazsın ama Sıcaklık da yumuşatırsın. Musa Aleyhisselam'ın asasını yere vurması mucizesi içerisindeki hikmeti görürsün. Ha, demek ki ben asamı yere vursam oradan su çıkartabilirim. Bak artezyen kuyusunda ne yapıyorsun? Çakıyorsun, suyu çıkartıyorsun. Çakıyorsun, petrolü çıkartıyorsun. Şimdi ne oldu bak? Musa Aleyhisselam gibi dalıyoruz gabara, patlatıyoruz petrolü. Zamanda ne yapmışız? Yapmamışız bu işi. Geri kalmışız, geri bırakmışlar vesaire. Bak mucize ile maddi planda rehberlik yaptı. Sünnet-i seniye içerisinde hayat noktasında sana ne yaptı? Rehberlik yaptı. Marifetullah'ta da en nihayet dereceyi gösterdi. O da da rehberlik yaptı. İşte nüvvet böyle olması lazım. Peygamber hayatımızda en aktif şekilde rol olan bir modeldir. Ben Allah'a iman ediyorum. Ben öyle peygamber falan dinlemem. Ben kendi aklımda bulacağım dedim mi? Bu kesinlikle ve kesinlikle fıtrata aykırıdır, imkansızdır. Yolda giderken navigasyonu atıyorsun. Nübüvvetin nedir? Bir tecellisidir. Yol gösteriyor sana. Tabelalar nübüvvetin bir tecellisidir. Yol gösteriyor. Danışma memurları değil mi? Hastanede veyahut da büyük binalarda nübüvvetin temsilcisidir. Yol gösteriyor. Vicdan, Hazreti Vicdan insanın iç dünyasındaki nübüvvetin temsilcisidir. O da sana hakkı, batılı, yanlışı, doğruyu gösteriyor. Her yerde nübüvvetin neyi var? Tecellisi var, temessülü var değil mi? Ne yapmak lazım? Bunları okumamız lazım. Şimdi bunun okumasını yapmaya devam edeceğiz. İşte o zaman müşahede ettim ki şimdi böyle bir vaziyet içerisinde sünnet-i seniyenin meseleleri hatta küçük adaptları gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde bir düğme hükmünde görüyordum. Sünnet-i seniyen olmuş kıble nameli bir pusula gibi tamam mı? bize ne yapıyor? Yol gösteriyor. Şimdi gemilerde ben eskiden şöyle bir o dümenciyi tamam mı? öyle harbiden çok büyük iş yapıyor falan zannediyordum. Meğerse yani normalde o gemilerde dümenciler işin en pasif elemanıymış yani. Harita belli, rota belli, pusula belli, programı kuruyorlar neyse. Diyorlar ki aha da bunu tut. Şimdi biz alışmışız araba kullanmaktan böyle viraj falan işte yanaştır manaştır falan. Böyle çok yani en fazla belki limana yanaşırken öyle bir şey olabilir. O zaman zaten kaptan devre giriyor ama normalde uzun yolculuklarda gemiler diyorlar ki aha tut sen böyle. Ha böyle tut tamam elleme fazla. Yani yeter ki oynamasın tabiri caizse. Bir de pusulalar var. Kıble nameli yani istikameti gösteriyor. Sen o istikamete göre gidiyorsun. Peki Haritalar da vardır. Gemici haritalarını dikkat ederseniz böyle büyüktür. Ondan sonra hatta denizin derinliğine göre de ne olur o haritanın renkleri değişir. İşte daha koyu mavi olan yerler işte nedir çok derin okyanuslar. Daha sığ olan yerler kahverengi de gösterir. Ona göre istikameti bulurlar. Ve pusulayı koydun mu sen istikamete gidersin. Bakın Kur'an bir haritadır. Alemin haritası Kur'an-ı Kerim'dir. Peki ben bu haritayı da nasıl yönümü bulacağım? O da kıble-i pusula nedir? Sünnet-i seniyedir. Sen Kur'an haritasını eline alıp sünnet-i seriye pusulasını koydun mu ondan sonra derler ki sana sen bu pusulaya uy tamam mı bu pusulaya uy fazla böyle S şey yapmana gerek yok. Fıtratını muhafaza et direksiyonu tut çok fazla kıvırma çok fazla sağ açma yoksa bozarsın işi. Ya ben yapmam kardeşim ne pusula falan tanımam ben sünnet-i dedim mi kardeşim ee, o zaman gidersin Akdeniz'e doğru çıkarsın Karadeniz'den. İki tane dalga verir, vurur. Ondan sonra alabolar olur. Ne oldu ya? E oldu. Niye? E pusulayı şaşırdın. Değil mi? Pusulanı şaşırmayacaksın derler. Hani bazı böyle örfün hasta geçen adam pusulasını şaşırmış yani. Ne demek pusulasını şaşırmış? Bir önceki derste hatırlayın. Akıl, gadap, şehvet. Bunun pusulası şaştı mı? İfratla, tefritle insan ne oluyor? bazen öyle hallere giriyor ki yoldan çıkışta işte bakın bir insan nasıl iki tane cana kıyar da sonra kendini de atar. Bak nasıl yaptı bu adam pusulayı şaşırtmış öyle bir pusulaya tabi olmuş ki şeytan lain onu ne yapmış, ne hale getirmiş yani. Bakın o fiilin arkasında var ya çok büyük bir etki var yani. İnsan bakın pusulayı şaşırdığında bazı alemler içerisinde girdiğinde oranın kendine ait insana düşman olan varlıkları tarafından kontrol edilir hale gelir. Cin net. Ve o adam artık öyle şeyler yapar ki senin bile alamaz onu. Sen bir sineği öldürürken o Kur'an terbiyesi ve sünnet terbiyesiyle iki kere üç kere düşünürken adam ekmek peynir gibi adam doğrar. Nasıl oldu bu? Ha böyle oldu işte. Bu hadisat neyi gösterecek biliyor musunuz? Şunu iyi anlamak lazım. İnsan tedenni ve terakki ile hemhal olan bir varlığız. Sünnet-i seneye ittiba ettiğimizde Kur'an'ı rehber yaptığımızda hep yükseliş içerisinde olacağız. Bunun tam tersini yaptığımızda da tedenli aşağı düşmeye başlayacağız. Kur'an-ı Kerim hayvan hatta hayvanan da aşağı diyerekten ne yapıyor? Bu noktaya bize ders veriyor. Dikkat et. Yani o çocuğun o hareketi yapması sana bana şunu ders veriyor. Bende öyle bir potansiyel var ki insan yoldan çıktı mı öyle bir potansiyeli var ki aha da böyle insanı aciz bırakır. Dersin ki ya nasıl oldu? Nasıl olur? Aha da böyle olur. Eğer çok ciddi o eğitimi maalesef terk edersek hayatımızda bu gibi şeyler ne olacak? Gözükecek. O yüzden sen kıble namılı pusula gibi sünneti seni rehber yaptığında, Kur'an haritasını takip ettiğinde Allah'ın izniyle direksiyonu yapman gereken şey yalnızca tutmaktır. Yapman gerekenleri yap, iştinaf etmen gereken şeyleri iştinaf et, mekanizmayı bozma, hariçten müdahale ettirme, kendini muhafaza et, her şeyi dinleme, her şeyi yeme, her şeyi izleme, herkesten akıl alma, insansın, motorun kadar değerin olsun insaniyetinin, araban kadar değerin olsun insaniyetinin ya, evin kadar değerin olsun insaniyetinin. Allah aşkına yani Kaan'ı zengin ettik motorları korumak için değil mi? Arabaları yıkamak, temizlemek, muhafaza etmek için Kaan'ı zengin ettik, arabamıza değer veriyoruz. Ya insaniyetin hiçbir değeri yok ya. Her ortama giriyorsun, her şeyi izliyorsun, her türlü hayatı yaşıyorsun. Pes paye ondan sonra hayatlar yaşıyoruz. Ondan sonra istikamet bekliyoruz. Kardeşim nasıl çıksın istikamet? Almışın geminin ondan sonra şeyini, direksiyonunu. Çevirmişin, çevirmişin, çevirmişin. Çevirmişin böyle çevirmişin. O gemi bir böyle gitmiş, bir böyle gidiyor. Bakıyorsun şehvet noktasında azgınlaşmış insanlar olduk. Dönüyorsun öfke noktasında affedersin hayvanlaşmış insanlar olduk. Trafikte kimseye bu laf söylenemiyor yani. Akıl noktasında cerbezenin esiri olduk. Hakkı batıl, batılı hak gösterip duruyoruz. Böyle istikamettir. Nasıl oldu? E çünkü aldın pusulunu şaşırdın. Pusulan nefsinse helaketin muhakkak. Pusulan şeytansa helaketin muhakkak. Pusulan eğer bu asrın öğretileri ise hadi işte olay budur. Hepimizin bu şekilde olması Allah muhafaza muhakkak. Ne yapacaksın? Bozma abicim ya. Tut şöyle ya. Tut. İstikameti şaşırma. Bu şekilde git. Ha bunu yaptığın zaman ne olacak? Zulümatlı yollar içerisinde birer düğme hükmünde sünnet ise ne sana yol gösterecek? Böyle şeyler vardı. Deniz fenerleri vardır değil mi? E, ee, görmüşsünüzdür. Şile'de falan vardı. Bilmiyorum duruyor mu hala da. Şeyde, saray burnunda da var mı? Öyle bir deniz feneri gibi ışık yapıyor değil mi? Sisler içerisinde pıt. <laughs> diyorsun. Tamam. Doğru yoldayım. Ahir zaman. Öyle ondan sonra zulümatlı yollar var ki. Neyi, nasıl, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ee, peki ne, nasıl? ihtiyaç yok mu peki yol gösterici? Var. Ne yapacağız? Sünnet-i Seni Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış dediğinde dünyayı nasıl yorumlamış, insanı nasıl yorumlamış, hayatı nasıl yorumlamış, ifrat ve tefritten azade olmuş, şehvet, gadab ve aklı nasıl kullanmış? Ben de bu şekilde kullanacağım ve istikameti bulacağım. Aksi yoktu. Allah muhafaza savrulup gideriz. İşte hem o seyahat uğruyede çok tazikat altında gayet ağır yükler Yüklenmiş bir vaziyette. Kendimi gördüğüm zamanda. Mesela şu zamanda da bu çok var. Gayet ağır yükler yüklenmiş. Şimdi bir tane abi vardı geldi böyle bir gün ya diyor işte sıkıntılarım var. İşler ters gitti. Tamam mı? Dedim ne oldu falan. Ya işte bir işe girdim böyle oldu. Bir işe girdim böyle oldu. E, bu kadar işe niye girdin? Bu kadar yükü niye aldın üzerine? Ezileceğini bile bile. Sonra sen bu esenlerde sana anlatmıyorum kardeşim. Dünya bir üzüm tanesi yedirir. 100 tokat vurur. Bir gün dişçideyim. Tanıdığım bir arkadaşın dişçisine gittim. Ondan sonra ucuza yaptırırız diye. Adam da mübarek yani namazlı ama bir kıyını kaçmış böyle büyük böyle. 5-6 tane eleman çalıştırıyor yanında. Şimdi benim dişimi yapıyor böyle. Abiyle de konuşuyor ya. Ben de açmışım böyle ağzımı. Ya diyor ya ben eskiden ne kadar güzeldim diyor ondan sonra. Haftasını tatil yapardım giderdim. Şimdi burayı açtık diyor, borçlandık diyor, bu dünya boş var diyor. Ondan sonra falan Ağzını yani ağzında açsın bir konuşamıyorum, bekliyorum, çeksin de bir iki laf edeyim yani. Ondan sonra böyle işte ağlıyor adam resmen tamam mı? Durdu böyle bir tükür dedi. Ben de ağzıma yaptım tükürdüm. O hemen sildim. Yasadım hocam dedim. Dünya kendini ucuza satmaz. Bir üzüm tanesi yedirir, yüz tokat vurur dedim. Açtım böyle ağzımı. Yani manen açtım bir de normal açtım. <laughs> Abi ne dedin dedi bir daha söyler mi? Tekrar söyledim. Hocam dedim, dünya dedim, kendini ucuza satmaz. Bir üzüm tanesi yedir, yüz tokat vurur dedim, açtım ağzıma. İşte dedi ya, benim halim bu dedi ya. Benim halim bu. Ben bu, burayı açmadan önce böyle değildim dedi. Ne oldu? Yükledin sen üç kişilik hayat üzerine. Sonra eziliyorum. Ezilme kardeşim, sadece dedik yüklenme ya. Aleyhisselatü Vesselam minimize edilmiş hayatı ders veriyor. Karnın tok mu? Bir kat giyecek elbisen varsa sen zenginsin diyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ey babam be. Hey. Yükle de yükle. Yükle de yükle. Sonra eziliyorsun. Sonra psikolojin bozuluyor. Sonra sinirlerin bozuluyor. Sonra ondan sonra hayatın bozuluyor. Sonra ailen bozuluyor. Boza 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 gidiyorsun. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kazandıklarımıza bakıyoruz. Kaybettiklerimizi unutuyoruz. Kazandıkların çok değerli zannediyorsun Ne aldın? Araba, motor, işte bilmem 2000 motor, işte sen söyle bilmem ne bina. E ne kaybettin? Kaybettiklerine bakalım mı? Kaybettiklerin, kazandıkların değerliyse sen kazanmış olamazsın. Namazı kaybettin. Sohbete kaybettin, zikri kaybettin, okumunu kaybettin, Aileyle vakit geçirmeni kaybettin, tatilini kaybettin. Ne kazandın? Araba, işte bilmem ne, bilmem ne. Allah kabul etsin. Al sen sevin. Buna din literatüründe ahmak denir. Ama dünya literatüründe adam yani. Helal olsun. Neye göre yorumluyorsunuz? Oraya koyun kendinizi, kendimizi yani. Evet. Sünnet-i o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hüffet buluyordum. Bir teslimiyetle bak tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Değil mi? Biz en çok bunu istemez miyiz? Bize akıl veren adamın vermiş olduğu aklın Değil mi? Sağlam oluşunu istemez miyiz? Adam işte falanca şeyin CEO'sunu çağırıyor. Türkiye'de şey verdiriyor. Seminer verdiriyor. Bir dünya para. Niye adamı çağırıyor? Çünkü bu adam bir öğretiyi takip etmiş. Muvaffak olmuş. Onun dersini veriyor. Diyorsun ki bu adam işin erbabı yani. Niye beni çağırmıyor? Yani, yani ne, bir şey bilmez. Ne anlatacak bu adam? Yani? Tatbikatı yok ki. Yani hayattaki karşılığı gördüğünde sen o bilgiye ne yapıyorsun? Kanaat getiriyorsun. Sünnet-i Seniye, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hayatta karşılığı olan ve yüzde yüz tatbik edilmiş doğru bilgilerdir. Ahir zaman mayınlı tarla gibidir. Bencelerle hareket edemezsin. Mayınlı tarlada yürümek için ne lazım? Önden yürümüş ya bir cihazı olan ya da eşek veyahut da koyun veyahut da köpekle oraları temizlenmiş. Değil mi? Sağlamlığı tescil edilmiş adımlar lazım. Ha, ben kendim bulacağım dedim mi iki adımda patlarsın. Bum diye ondan sonra ne olur? Darmadağın olursun. O yüzden ne diyor Üstad bak? Böyle bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum demiş. Ha endişelerimiz var mı? Vesveselerimiz var mı? Şüphelerimiz var mı? Abiler bakın hayatımızda sünnet-i seniye eksik. Sünnet-i seniye de Allah aşkına yalnızca bak tekrar ödersen hatırlayın kılık, kıyafet veya adab nevindeki sünnetlerden bahsetmiyoruz. İtikattan başlayan bir programdır sünnet-i seniye. Hayatın tabiri caizse öğretisinin temelidir sünnet-i seniye. Kılık, kıyafet yani dışa vurumu sonrasıdır. Sen eğer iç dünyanı inşa edemedin mi dışa yansıyan kılık, kıyafet ilerleyen zamanlarda seni muhafaza edemez, etmiyor. Örneği bu zamanın insanlarına bakarsanız görürsünüz bizlere bakın yani. Ne yapacağız? İttiba edeceğiz elimizi gevşetmeyeceğiz. Şimdi bir tane misal verip dersi bitiriyorum. Az kaldı. Şimdi bunu tabii bunu anlayacak arkadaşlar böyle yaşa en az bir 40 üstü olması lazım. Yani bu da birçoğu işte Kaan gibi kardeşler teknoloji çağında büyüdükleri için uydu anteniyle büyüdüler. Şimdi Kaan'a birazcık vurayım da. Yani bilmezler bu eski anten sistemlerini falan. Eskiden şey vardı, antenler vardı değil mi? Hatırlarsınız böyle çatallı matallı çatıya çıkardık falan tamam mı? O çatıya çıkıyorduk, biz anteni çeviriyorduk böyle. Hop. İşte sen söyle. Karıncalı. Ha diyor tamam. Tut. Net. Tamam ama bunu bağlamam lazım. Elimi gevşettiğimde ya tut be kardeşim diyor ya. Gitti görüntü. galiba tut da ömür boyu tutacak halimiz yok ya. Gevşetiyorsun yani ister istemez oynuyor anten yerinden. Şimdi biz bu anten vasıtasıyla neticeyi görüyorduk. Doğru mu? Şimdi ben böyle bir teşbih kendi dünyamda tasarladım. Şimdi uydu Kur'an. Kur'an bakın herkese göre herkesin alabileceği görüntüde görüntü gönderiyor. Şimdi biz bizim görüntülerimiz 4K'dır. Ağaç sahane, Tamam mı? Ama 4K izleyen kaç kişi var bizi derseniz ben bilmiyorum. Yok denecek kadar azdır çünkü 4K teknolojisinde alet olan adam azdır. Ha 1080 var değil mi? Kaç var? Sayılırsanız ya 1080 var. 720. 720 var. Onun en aşağısı kaç? 360. 360 var değil mi? Bakın gelen görüntü 4K diyelim en üst seviyede. 4K'yı 360 alan var. 1080 alan var. 4K alan var. Ali ve vesselam Kur'an vasıtasıyla 4K'yı göndermiş. 4K'yı 4K alan kim olmuş? Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum ecmaîn. Tabiin ve tebeyi tabiin 4K'nın süzmelerini almış mı? Almış. 5. asırdan sonra 4K git gidememiş, azalmaya başlamış mı azalmış. Mümtaz şahsiyetler hariç 4K görüntüler olmamış. Müştehitler, imamlar haricinde. Bize gelene kadar görüntü inmiş inmiş benim şuurumda maalesef. Kur'an yine 4K gönderiyor ama. Ha ben almışım 360 megapiksel. Benim makine olmuş. Hatta ve hatta sen söyle Nokia ile izlemeye çalışıyorum. Şimdi Kur'an gönderiyor görüntüyü. Peki verici nedir dediğimizde? Sünnet-i seniye. Buradan gelen görüntüyü insan düzleminde bana ders verir. Yani ben burayı burayla anlarım. Burası itikattır, burası tatbikattır. Yani bakın Kur'an uydu, sünnet-i seniye fiil. Yani Kur'an itikat, sünnet-i seniye tatbikattır. İtikadın hayat libası giymiş hali sünnet-i seniyedir. Yani ben burayı busuz anlayamam. O yüzden şimdi bakın bazı görüh var Aleyhisselatü Vesselam'ı. Peygamber getirdi, vazifeyi yaptı ve hayattan gitti şeklinde pasifize edilmiş bir nüvvet anlatıyorlar. Allah muhafaza. Burayı anlamak için burası esastır. İki, bir muallim iki kitabı ders verir. Aleyhisselatü Vesselam muallim-i ekberdir. Kur'an ve kitabı kebiri, kainatı ders verir. Dolayısıyla burayı anlamak için burası lazım. Buradan görüntü geldi. Verici ne oldu? İndirdi gelen görüntüyü. Ucudan gelen görüntüyü. Daha mı? Antene yansıttı. Anten ne? Benim fiillerim. Ben eğer o fiillerimi vericiye göre istikamet şekilde tutturup aynı hizaya getirdiğimde çıkan netice, net görüntü benim fiillerim olacak. Yani hayatım olacak. Yani evinde mutlu olacaksın. Suratından tebessüm eksik olmayacak. Her şeydeki rahmeti göreceksin. Bu olacaksın daha bir daha Yani evi Müslüman kimdir böyle uçan kaçan alttan dumanlar çıkan yürüdüğü zaman böyle etrafında yeşiller saçan falan böyle mistik havalara girmeyin. Ya bunlar gerçekten de hiç alakası yok ya. Ya arkadaşım ölçülü adam olacağız ya. Konuştuğu zaman ölçülü konuşan, güldüğü zaman ölçülü gülen, ticaretinde yalan söylemeyen, evinde eşiyle adam gibi geçinen iyi bir insan olacağız. Ha, Müslüman bu işte. Ashab-ı kiram budur ya. Konuştuğu zaman boş konuşmayan, malayanı konuşmayan, kendini ilgilendirmeyen işlerden uzak duran, gıybetten uzak duran, yalandan uzak duran, iftiradan uzak duran, hayatını sünnet dairesinde yaşayan net görüntü sahibi olacağız. Ama bu net görüntünüz olacak? Fiillerini, antenini buraya vereceğe koy. Tamam mı? Ha ben direkt Kur'an'dan alırım. Alamazsın kardeşim. Buradan gelen görüntü buradan süzerek sana geliyor. Ben direkt kebandan elektriği alacağım demek ne demek? 30 bin voltu verdiler mi patlatırsın her şeyini. Ne yapıyorsun? 220'yi alıyorsun. Ne oldu? 30'u indirdin 220'ye. 220'den bak çalıştırıyoruz. Görüyor musunuz? Çalıştırıyoruz. 220'yi alıyoruz telefonlara. Yüklüyoruz telefonu kullanıyoruz. Ben öyle anlamam ben sünnet. Direkt Kur'an'dan alırım ben. He alırsın. Ondan sonra patlatıyorsun motoru zaten. Buradan gelen görüntü netice net bir görüntü. Şimdi herkes soracak kendine. Ya ben hayatımda abi öfke krizleri, nöbetlere geçiyorum, duvarları tekme Kardeşim görüntünde karıncalanma var. Sebep antenli tutmamışın. Nereye? Vericiye. Kur'an'la bağın kesik. Bak geliyor silsile şeklinde. Ya abi ben böyle ondan sonra e, ne diyeyim? İşte vesveselere maruz kalıyorum böyle bilmem ne oluyorum. Kardeşim görüntüde bozukluk var mı? Var. Nerede sıkıntı var? Fiillerde. Anten nereye bakmış? Anten başka yere bakmış. Anten vereceğe bağlanacak. İn ve illa vahyun yuha. O vahi üzerine konuşur. Oraya çevir. O ne yapmıştı? o şekilde yaşa. Yatak odanı, adabını, tuvaletini, yürüyüşünü, konuşmanı. Bütün bunları istikamet üzerine. Aklını, gadabını, şehvetini istikamet üzerine yaşaman lazım. Çerçop olmuşun kardeşim. Görmüyor musun kendi hayatını? Aynaya bak bir kere ya. Bak bakayım bir aynaya Aynaya bakın arkadaşlar. Yakışıklı mıyım diye değil ya. Ruh halinizi görürsünüz aynen içerisinde. Hep söylüyorum ter kokusuna kadar sirayet eden insanın maneviyatı. Ter kokusuna kadar. Ne alakası var diyeceksin. E gidiyorsun doktora gayta vermiyor musun? Gayta vermiyor musunuz arkadaşlar? İdrar vermiyor musunuz? Ne benim sen idrarımda ne işim var? Kardeş diyor attığın içinden haber veriyor senin. Attığın içinden haber veriyor. Bir insana argo konuşup ha küfür ediyorsa görüntüsünde bozukluk vardır. Ne vardır o adamda? Fiillerinde bozukluk vardır. Ne vardır o adamda? Sünnet-i seniyi rehber yapmıyordur. O adamın Kur'an'la ilişkisi bozuktur. Ya her şey mi? Öyle kardeşim Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında sen ağzından kelamın küfür olarak çıktığını gördün mü? Biz şimdi küfürü samimiyet olarak almışız yani. Öyle kelamlar kullanıyoruz ki kendi aramızda. Ya biz ona çok samimiyiz diyoruz ya. Bu ne alakası var kardeşim? Ashab-ı kiramla aleyhissalatü vesselam samimi olmamışlar mı? Hangi ölçüde konuşmuşlar ya? Sahabe sahabeye hakaret etmiş mi ya? Küfür etmiş mi? Ölçüs konuşmalar. Sebep? Görüntünün bozukluğu. Fiillerde anten olarak gözüküyor. Benim Aleyhisselatü Vesselam'la ilişkimin bozukluğundan kaynaklı. Dolayısıyla Kur'an'la olan bozukluğundan kaynaklı. Kimse kendini arş çıkartmasın kardeşim. Olay bu. Ondan sonra affedersin ağzından küfür eksik olmaz. Tamam mı? Hayatında herkese usluplu konuşmayı bilmezsin. Konuşman bozuk, itikadın bozuk. Yürüyüşün bozuk, arabaya kullanırken ondan sonra öfke krizleri geçir, ticaretine yalan kat, hanımınla didiş dur. Ondan sonra elhamdülillah işte tak Bismillahirrahmanirrahim. Sünneti seni ittiba ettik. İşte gömleğimiz beyaz. Ya bırak ya giyinme o gömleği de takkeyi de takma. Çünkü taktığın zaman temsil oluyor arkadaş. Doktor olmayan doktor gömleği giydirirler mi? Sen ben bunu taktım mı temsil oluyor artık bitti. Hayatımız zaten temsil de farkında değiliz de. Ama buraya çıktığımda yolda yürüdüğümde Müslüman olarak benim bir temsil rolüm var. Ve en büyük ihaneti temsil de yapıyoruz maalesef. Allah kurtarsın yani. Son cümle. Ey şeytanın desiselerine müptela olan biçare insan. Hayatı diniye, hayatı şahsiye ve hayatı içtimainin selametini dilersen bakın hem din hayatı hem şahsi hayat hem içtimai hayatta selameti istiyor musun? Ve sıhhatı fikir, istikameti nazar, selameti kalp istersen. Yani fikrin ondan sonra sıhhatli olmasını, nazarının istikametli olmasını, kalbinin selametli olmasını, böyle mutmain bir hal olmasını ister misin? Ne yapacaksın? Muhkematı Kur'an'ın mizanlarıyla ve sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatıratını tart. Ne yapacaksın? Bir şey yapacak mısın? Kur'an'ı koy kardeşim. Kur'an ne demiş? Demiş, ey ee insan sen bu dünya için yaratılmadın. Bir işe gireceğim. Kardeşim sana yetiyor mu yaptığınız? Yetiyor. Hırs yapmana gerek yok. Hırs bak bu da sana zarar verecek. İkinci iş, üçüncü iş, dördüncü iş, iş bitmez. İnsana diyor bir dolu, bir vade dolusu altın verilse o ikincisini ister. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Ölçüyü vermiş. Bitti. Koy buraya. Sünnet ise terazisi? Ben bir şey yapacağım. Bu işi ben bir şey söylerken bu iş sünnette var mı? Terazi koyuyorsun. Ölçmen lazım. Bir şey söyleyeceksen nasıl söylemen lazım? Ben böyle söylerim. Sen öyle söyleyemezsin. Senin ölçün sünnettir. Senin fikrini Kur'an, fiilini sünnet inşa eder. Kafana göre takılamazsın. O bana bağırdı. Sen bağıramazsın. O nasıl olacak bu iş? Kardeşim Müslümansın sen. Islah projesine tabi olmuşsun. Seni hayvanlıktan kurtaracak din. Ve Hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seni ne yap? Daima rehber yap. Ve racim de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Ha, bu en üst seviyede bir sünnet. E bunu yaşayabildiğim nispetle, kendi dünyamızı uygulayabildiğim nispetle uygulamaya çalışacağız. İlla ki hatalarımız olacak. Kusuru deruhte edeceğiz. Hata bize ait. Ama oldu da güzel bir şeyler gözüktü. Vay <laughs> elhamdülillah ben tabii çok yardım severim, çok iyilik severim değil. Elhamdülillah. Kur'an'ın ders terbiyesine girdik üzerimize bazı güzellikler gözüküyorsa ikram ilahidir yani. Bana aittir. Ha bozmuşsam ben yapmışımdır. Kusur bana aittir deyip Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? Şeytandan istiazı edeceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Sünnet-i hayatımıza rehber edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.